Ekopolitik'ten merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Bugün Ekopolitik'te bir virgül atarak bir süre ara verdiğimiz su ve barajlar konusuna tekrar dönüyoruz. Aslında daha önce dönecektik. Bu kadar ara niye verdiniz diyenler çok oldu. Hemen onun açıklamasını da yapayım. Bu süreç içerisinde bazı itirazlar oldu. Ama hesaba değil. Mesela barajlar yıkılsın, yani son programımızda Sayın Naci Özen'in söylediği barajlar yıkılsın savına itirazlar oldu. Bunun üzerine itiraz edilen noktalara kitaplar gönderildi. Bu hesaplar içinde olduğu için onun yanıtını bekledik ama şu ana kadar bir yanıt gelmedi. Gelirse yine burada hep beraber tartışmaya açığız, bunun altını çizelim. Fakat bizi bu beklemeden alıkoyan bir başka gelişme oldu. Geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız, 17 Şubat günü Sabah gazetesinde bir haber çıktı. Ve Türkiye'nin en büyük, dünyanın da sayılı barajlarından biri olan Atatürk Barajı'nın 20 yıllık süreç içerisinde kendisini, ülke ekonomisine, maliyetine 5 kat amorti ettiği açıklaması geldi. Açıklamayı Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürü Sait Umucu yaptı. Peki öyle mi? Hemen bununla ilgili mühendis Naci Özen veya namı diğer Yurttaş Mazlum Çoruh Kusursuz Enerji Planı kitabının yazarı bir hesap yaptı. İşte o hesabı biz bugün burada sizlerle paylaşacağız. Hemen vakit kaybetmeyelim. Sayın Özen'e hoş geldin. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Evet, biraz da dedim ki ne olur, siz hep söylüyorsunuz, bakın çok önemli beyanatlar var. Boşa mı düştünüz? Lütfen hesaplarınızı bir kontrol ediniz. Kimse demedi ama ben dedim size. Oradan başlayalım. Bu hesaba gireceğiz. Bu hesabın detaylarını soracağım ama işin yaklaşım olarak sormak istiyorum. Değerlendirmenizi rica edeceğim. 20 yılda gerçekten maliyetinin 5 katı değer kattı mı ülke ekonomisine Atatürk Barajı? Mümkün mü? Size soruyorum. Mümkün, hayır. Yani bunu söyleyen dilerim cehaletten söylemiştir. Çünkü gafletten söyleme hakkı yok. Hı hı. Diğer hallerde söyleme hakkı hiç yok. Cezayı gerektirir. Bunu başka hallerde söyleyen için de Türkiye Cumhuriyeti'nin saygıdeğer başsavcıları araştırma, soruşturma açması gerekir. Önce araştırma açsınlar. Ben de bu arkadaşın ne büyük bir yanlış söylediğini, bilerek söylediğini, söyleyemediğim için yanlış söylediğini söylüyorum. Yoksa bilerek söylüyorsa bu bir büyük bir yalandır. Onu şey yapayım. Bu ifadeyi siz hesaplarınızda da ortaya koyacaksınız. Tabii. Sadece, peki, sadece bir kalem bu hafta Atatürk Barajı'nın meydana getirdiği, bu ülkeye verdiği zararlardan sadece bir kalemden bahsederek getirisiyle karşılaştıracağız. Peki şöyle bir baktığımızda mesela bundan birkaç sene önce Muratlı Barajı için de aynı şey söylendi. Neden yapılır bu çıkışlar? Bunlar herhalde görevlendiriliyor böyle konuşmak için. Veyahut da kendileri bir marifet işlemek için böyle beyanatlar veriyorlar ve medyaya çıkmak için, iletişim ortamını meşgul etmek için yapıyorlar. Yani Sayın Umucu 20. yıl görevlidirler. Toplumu yanıltmakla görevlidirler. Başka türlü izah edemiyorum çünkü 26. Bölge Müdürü Sezai Sucu geçen sene Vahap Munyar'a Hürriyet'ten Muratlı Barajı'nın 5 yılda kendini amorti ettiğini, kendini ödediğini ifade etmişti. Bunun üzerine bana telefonla Artvin 08 Haber'den bir telefonla ulaştılar. Ben de dedim ki kitabın 60. sayfasını açın. Hı hı. Bu barajın yıllık getirisi 20 milyon dolar. Ama sadece müteahhite ödenen para 460 milyon dolar. Resmi ağızların ifadesine göre. Ya sadece kaldı, müteahhite ödenen paranın tabii, 23 tabii. Kaldı ki bu barajın bize maliyeti 1 milyar 400 milyon dolar. Şimdi siz 20 milyon dolarla bu kadar harcanan paraların faizini ödeyeceksiniz. Geri kalanıyla da kendini amorti ettireceksiniz. Ortaokul ticaret dersinden hakkıyla 4,5 alarak sınıfı geçmiş birisi bu hatayı yapamaz. Peki siz bunun üzerine tamam, benim de sizden özel bir talebim oldu, bunun da hani itirafını yapayım ama siz zaten çoktan hesaplamaya başlamıştınız ben sizi aradığımda. Evet, bu haber gelince de biraz
Tekrar döneyim dedim. Peki, bazı rakamlar düştü o sırada elime. Bundan bir hafta önce evet onun evet, da şimdi birazdan açıklayacağız. Düştü. Enerji resmi, Bakanlığı'na sorduğun soruların yanıtları geldi. Enerji Bakanlığı kaynaklı rakamlar düştü ona. Peki. Ancak konuya girmeden ben bir iki mesaj cümlesi evet, söylemek buyurun. İstiyordum. Şey yapayım. Bir kere bu programı izleyen dinli dinsiz, dindar kindar, sağcı solcu, Hristiyan Müslüman, Süryani, ateist, hangi görüş ve inançta, hangi inançta, hangi etnik kökenden gelirse gelsin bu ülkede yaşayan bütün yurttaşları bu programları dikkatlice izlemeleri ve benim ağzımın payını vermelerini istiyorum. Hesap tabii olarak başta benim meslektaşlarım diyorsun. Olmak üzere. Hesap olarak çürüsünler. Evet, benim diyorsunuz. Hiçbir grupla, hiçbir siyasi şeyle bir şu an bağlantım yok. İkincisi, ben böyle konularda can hıraş çalışan insanları zaman zaman anmak durumundayım. Çünkü bana ışık tutan onlardı. Bunlardan baştan İlyas İlyamazer var, profesör doktor. Mustafa Çinkı var, maliyeci. Beyza Üstün hanımefendi var. Geçenlerde bir konuşması medyaya da izledim. Banu Avşar var. Avar. Banu Avar. Hı hı. Ondan sonra bir maden İzabe profesörü İsmail Duman Bey var. Bunlar bana ışık tutmuş, yol göstermiş insanlardır. Kendilerine buradan saygılarımı sunuyorum. Bir de İzmir'de bir emekli öğretmen var. İnanılmaz derecede son 50 günde bana benim ufkumu genişletti, çok çaba sarf etti. Hayretler içindeyim. Onun ne mutlu onun talebelerine ve onun sözünü dinleyenlere. Buradan kendisine de saygılarımı sunuyorum. Bu bir vazifedir. Bunu yapayım. Ondan sonra konuya gelelim. Şu soruyu sorayım. Atatürk Barajı'nın bu hesabını sizden rica edeceğim. Ama önce daha genel bakmak istiyorum ben. Bir barajın getirisi nasıl hesaplanır? Gayet basit. Ve verimliliği. Gayet basit. Baraj yaparak elde edeceğimiz geliri, yani biz diyelim ki enerji üretiyoruz. Bütün suyu, Nisan, Mayıs, Haziran ayındaki suları baraj yapmadan, türbinden geçirsek kaç lira harcarız? Bir kısım suyu bekleterek küçük türbinden geçirsek kaç lira masraf ederiz? Bu iki masraf arasındaki fark o baraja yapılacak harcamadır. Hı hı. Yani mesele budur. Çünkü üreteceğiniz enerji üretimi söylüyorum, asla ve asla baraj yaparak artmaz. Niye? Çünkü ham maddeniz aynı. Kaldı ki baraj yaparak ham maddeyi enerjiye dönüştürmek isterseniz zaruri bir takım kayıplarla karşı karşıya kalırsınız. Yani çevresel onlar, vesaire kayıplardan tabii, bahsediyorsunuz. Hayır. Ben sadece işin enerji üretimi boyutundan bakıyorum. Ama bir barajın maliyetini hesaplarken elbette ki çok geniş, çok yani sonu gelmez bir maliyet kalemleri açıldığı o ayrı bir mesele. Ama ben sadece enerji üretmek için baraj yapıyorum diyenlerin önüne koyuyorum bunu. Diyorum ki eğer ben fazla türbin koyarak bütün suyu türbinlersem maliyetim ne kadar? Ben küçük türbin, az türbin koyayım da suyun bir kısmını bekleteyim. O zaman maliyetim daha azsa, hı hı, ve diğer maliyetler, diğer kayıplar da telafi edilebilir. Bu gelirle telafi edilebilir bir durumdaysa baraj yapılabilir. Peki o zaman hemen Atatürk Barajı'na gelelim. Atatürk Barajı'na gelelim şimdi. Şunu birebir okuyayım ben. DSİ 15. Bölge Müdürü Sait Umucu'nun yaptığı açıklamayı. Atatürk Barajı'nda bugüne kadar geçen süre içerisinde diyor 144 milyar kilowatt saat enerji üretilmiştir. Bu baraj Şanlıurfa Tüneli ile birlikte 4 milyar dolara mal olmuştu diyor. Evet. Halbuki Atatürk Barajı'ndan şu ana kadar üretilen enerjinin miktarı 15 milyar dolardır. Yani Atatürk Barajı'nın sadece elektrik anlamında Türkiye ekonomisine 15 milyar dolar katkıdır diyor. Şimdi herkesten size itirazı hesapla yapmasını bekleyen biri olarak lütfen buna itirazınızı şimdi, hesapla yapınız. Şimdi hani deveye demişler ki niye vücudun boynun eğri de. O deve de demiş ki nerem doğru ki.
Sayın bu müdürün neresini düzelteyim? Bir kere başlayın yani. Bana son gelen bilgilere göre son 15 sene içinde üretilen enerji miktarı 107 milyar kilowatt saat civarında ve yıllık ortalaması da 7,2 milyar kilowatt saat. Hemen sağlamasını yapalım. Sayın Genel Müdür 8,9 milyar diyor. 144 milyar metre. Bu bir büyük yanlış. Pardon, bu rakam ortalama. Bu rakam resmi mi sizin verdiğiniz? Resmi. Rakam? Evet. Enerji Bakanlığı kaynaklı. 15 senenin ortalaması. Bu açıklamadan da bir hafta önce geldi galiba. Evet, tesadüfen. Yani Allah yardım ediyor bana zaten. Birincisi bu. Ne fark eder 8.9 ile 7,2? Çok ciddi fark eder. Çok ciddi fark eder. Yani 1,7 milyar kilowatt saat bugün 7 sentten çarparsanız işte 100 milyon dolar eder senede farkı. Bir kere bu. Ama şimdi ben sayın müdüre bir hesap yapacağım. Bu hesapları ya tersine çevirsin yahut da sözünü geri alsın ki toplumun içinde rahatça yürüyebilsin. Şimdi diyelim ki baraj yapılmayı ekonomik gördük ve baraj yapmaya karar verdik. Hı hı. Peki bu baraj bize hangi maliyetlere sebep oluyor? Onu bir konuşalım. Lütfen. Birincisi bu barajla ilgili baraj yapılmadan önce bütün etütler, keşifler, rasatları yapan kurumun bu baraja düşecek masrafları vardır. Birinci kalem bu. İkincisi bu baraj yapılırken, baraj ve santral diyorum, yapılırken yapımcılara ödenen para vardır yapım süresince. Hı hı. Üçüncüsü, bu baraj yapılırken kamulaştırmalar vardır. Devletin diğer kurumlarının ve özel şahıslara ait varlıkların satın alınma değeri vardır. Dördüncüsü, bu baraj sebebiyle yerlerinden göçürtülen insanların gittiği yerlerde topluma maliyetleri vardır. Hı hı. Dördüncüsü, bu yerinden göçürtülen, bunu kasıtlı olarak söylüyorum çünkü bunlar kendi iradeleriyle gitmiyorlar. Yerinden göçürtülen insanların gittiği yerlerde iş hayatına katılabilmeleri için kamunun yapması gereken yatırımlar vardır. Altyapı kayıpları vardır. Yollar, demir yolları, enerji nakil hatları, su hatları, iletişim hatları vardır. Bunlar yeniden yapılmaktadır. Mevcutlar kaybolduğu için. Bunların maliyeti vardır. Bunların hepsi barajın maliyetinin içinde olması gerekiyor. Gayet tabii. Baraj sebep oluyor çünkü bunlara. Hangi yapı oluyorsa o oluyor. Ama bütün bunları biz parayla ölçebiliyoruz. Bir ölçüde ne kadar doğrudur. Çünkü DSE'yi çoğu zaman vatandaşı ya kandırıyor ya başka biçimde ikna ederek çok haksız bir şekilde ödemeler yapıyor. Bunu Çoruh Vadisi'nde çok yaptılar. Facaat halen de orada yaşanmaktadır. Ve şimdi bunu özel sektöre ihale ettiler. Özel sektör bunun cambazlığını dahi yapıyor. Yani ne yapıyor? Vatandaşı 100 liralık değer malını vatandaş sıkıntıda olduğu için özel sektörü güzel laflarla ikna edip 10 liraya satın alıyor, tapusunu alıyor. Bunu şahıslaştırmak çok işime düşmez benim. Devam edelim. Şimdi siz bu parayla ölçülebilen masrafları bu tesisin yapım müddetinde ödemeler yapıyorsunuz bunları. Bu ödemelerin yapım müddetinde de bir faizi var. Yani eğer Atatürk Barajı'nın yapımı 10 sene sürdüyse ve siz diyelim ki harcadığınız paraları 10 senede harcadığınız zaman bu harcadığınız paraların piyasa raicinde faizleri vardır. Onlar da bu tesis işletmeye alındığı zaman bu tesisin borcuna yazılır. Hı hı. Hı hı. Başka bir yere yazılacak hali yok. Şimdi bir de bunun haricinde parayla ölçemediğimiz veyahut da bilemediğimiz kayıplar doğal vardır. Tarih kaybı vesaire. Bunları biz 3 gruba bölüyoruz. 2 gruba bölüyoruz. Birincisi kayıplardır. Bunu da 3'e bölüyoruz. Bu çevre kayıpları vardır. Kamu arazisi kaybı vardır. Bunu kimse konuşmuyor. En dehşet verici kayıplardan birisi budur.
kamunun kamu arazisi, yeraltı suları, madenler ve çeşitli yerlere ulaşım güçlüklerinin doğar, meydana gelir. O kayıplar vardır. Bir de diğer kayıplar vardır. Bu diğer kayıplar sosyal kayıpların topluma getirdiği maliyetlerdir. Yani siz belli kültüre ait insana kaldırıyorsunuz, bir başka yere götürüyorsunuz. O insanın doğasında tahribat meydana geliyor. Bunlar hesaplanamaz maliyetler. Hesaplı nasıl hesaplansın? Yani diğer... Ama yatırım yapan bir planlamacı bunu vicdanında duyması lazım, hissetmesi lazım. İkinci madde ne? İkinci maddede uluslararası sözleşmeler gereği barajların alanına göre küresel ısınmaya sebep olduğu için barajlar önemli derecede küresel ısınmanın %28 sebebi olduğu söyleniyor barajlar. Hı. Baraj alanına göre para ödüyorsunuz. Peki bir dakika. Ama bu rakamlar nedir? Türkiye bunu imzaladı. Şimdi bunlar tabii hesaplanamaz. Yani tarih umrunuzda değil, doğa evet, umrunuzda tabii, değil. Kültür. Çevre kayıpları 12 kalemdir. Benim tespitim. Bakalım. Hepsini attım. Bu sabaha kadar tartışılabilir. Evet, tabii. Bence tartışılmaz ama tartışılabilir. Ama ben... Ben rakamlar üstünden gitmek istiyorum. Hesaplanabilir maliyet açısından Atatürk Barajı maliyetini 5 katı para koymuş mu? Şimdi ona geleceğim. Yukarıda hesaplanabilir 9 kalemden bir kalemini alacağım ben sadece. Çok kimsenin ilgilenmediği. Müteahhide ne ödendiği de beni çok ilgilendirmiyor. Ben Deriner Barajı'na ödenen parayla mukayese edip Yusuf Ali Barajı ile ilgili tahminimle mukayese edip Atatürk Barajı'na ne kadar para ödenmiştir bugünkü parayla onu tahmin edebilirim. Hı. Ama ben onları bırakıyorum. Çok iyi bildiğim bir rakam üzerinden gidiyorum. Ki bütün bu baraj dolayısıyla araştırmaya sizi başlamanıza tabii, neden tabii, olan mesele evet. Aslında. Bu baraj dolayısıyla bu barajın inşaatını dirayetle yürüten arkadaştan aldığım bilgidir. Hatam varsa düzeltir. 44 bin kişi yerlerinden sökülmüştür. Atatürk Barajı nedeniyle mi? Evet. Şimdi siz 44 bin kişiyi yerlerinden sökerseniz o kişilerle hayat bağı olan insanlardan da arkadan bir 10-15 bin kişi de o çevreyi terk eder. Tamam 44 binde kalalım. Ama siz bunu vicdanınız yoksa bunu görmezsiniz. Bu ikinci kez kendi iradesiyle orayı terk edenleri görmezsiniz vicdanınız yoksa. Tamam baraj inşaatıyla bir göç ortaya 44 çıkıyor. 44 bin kişi diğerlerini de 5 bin 6 bin kişi sayalım 50 bin kişiyi siz yerinden söktünüz bu baraj sebebiyle. Şimdi bakın Tarım Bakanlığı bir araştırma yapmış. Tarım Bakanlığı'nın yaptığı araştırmanın hedefi şu. Geçinemeyip yaşadığı yeri terk eden insanlar gittiği yerlerde topluma kaça mal oluyor? Kamuya maliyeti yani. Evet. Bunu araştırmışlar gittiği yerlere göre. Diyelim ki Hakkari'ye gidenler için 175 bin lira, İstanbul'a gidenler için de kamu 325 bin lira. Ki 7 sene önceki rakamlar bunlar. Yatırım yapması gerekiyor ki bu vatandaş gittiği yerdeki vatandaş statüsüne kavuşabilsin. Kamu açısından. Bunu ortalama olarak aldığımız zaman bu aşağı yukarı 150 bin dolar eder. Yani her göçen bir vatandaşın 150 bin dolar, kamuya maliyeti var. Bu Amerika'da 1 milyon doların üstünde. 44 binle mi çarpıyoruz şimdi bunu? 50 binle. 50 binle çarparsanız ne yapar? 150 bin doları. 7,5 milyar dolar. Şimdi ben Sayın Müdür'e soruyorum. Bir dakika 15'in 7,5'u gitti. Evet. Hayır ben Sayın Müdür'e soruyorum. Bu 7,5 milyar doları gökten birisi mi attı yoksa dışarıdan mı aldık? Yoksa faizdeki paramızı çektik de mi harcadık? Bunu bir kere düşünsün. Biz bunu, bu parayı ya bir yatırım yapacaktık, rantabil yatırıma, onun için ayırmıştık, bol paramız vardı, faiz kısmını düşünmüyorduk ama bankada duruyordu, banka bir faiz veriyordu. Veyahut da uluslararası piyasalardan gittik, faiz istedik, verdik. Bu paranın bir faizi var. Bu benim hesaplarıma göre 2007 seçimlerinde başbakanın da ifadesine dayanarak söylüyorum. Türkiye'nin borçlarına karşılık yıllık ödediği faizin ortalaması %10,5-11 civarında. 10 diyelim. 10 diyelim. 7,5 milyarın %10'u kaç eder? 750 milyon dolar da oradan. 750 milyon dolar demek ki
yerinden ettiğimiz insanlar için faiz ödüyoruz. Yani pardon bir dakika, bunun altını çizmem lazım. Bir barajın maliyetini oluşturan 9 kalemden bir tanesi. Sadece bir tanesinin şu Atatürk faizi, barajında, yıllık faizi. Atatürk Barajı'nda Türkiye'ye toplam maliyeti faizsiz 7,5 milyar dolar ortalama. Evet. Faiziyle de 8,2 milyar dolar civarı bir para. Pardon 9,2 milyar dolar oluyor. Hayır. Her sene 750 Yok, milyon dolar oluyor. Faiz verirseniz bu 7,5 milyar dolar sabit kalır. Bir dakika. Bir de 20 yıl var. Tabii. Her sene siz 750 milyon doları birisi gökten atacak önünüze, diyecek ki ey kulum, bu faizi öde ki bu rakam büyümesin. Tabii ben bir yıl bir kere veriyoruz diye düşünüyorum. Tabii. Ve bunu ödeyeceksin ki şey olmasın. Senin tesisin randıman kendini ödeyebilir mi ödeyemez mi onu göresin. Bir kere tesisin yıllık gelirinden bunları ödeyeceksiniz. Ve bir para kalacak ki yatırdığım parayı geriye çıkarayım. Harcadığım parayı geri çıkarayım. Şimdi peki bu Atatürk Barajı'nın yıllık geliri ne kadar? Bunu yıllık geliriyle ödeyeceğiz. Bu sadece elektrik üretiyor. Bununla ilgili resmi bir rakam var mı sizde? Var. Nedir? Efendim 15 yıllık ortalama, yıllık ortalama ürettiği enerji 7,2 milyar kilowatt saat. Şimdi bir elektrik faturasını sayın müdür, tabii evinde elektrik faturası ödüyorsa olmazsa gitsin esnaftan veya komşunun elektrik faturasını alsın. O faturada ödediği paranın altından vergilerini çıkarsın. Geri kalan rakamı kuruş olarak şu civarda olması gerekir. 22 kuruş, 23 kuruş kilowatt saati başına. Bu tüketici rakamıdır. Elektriğin. Siz eğer tüketiciden 22 kuruş, 23 kuruş kilowatt saat başına para alıyorsanız, bunun fabrikadan çıkışı, çıkış fiyatı bu paranın %45 ile %50'sidir. 10 sent civarı bir şey, 10 lira. 10 kuruş civarında bir şeydir. Şimdi 10 kuruşu 1,7'ye bölerseniz kaç sent çıkar? Ya 1,5'a bölerseniz 6,6 sent çıkar. Hı hı. Şeye bölerseniz 6 sent çıkar. Ama ben diyorum ki gel onları bırakalım. Özel sektöre devletin ödediği, ki özel sektör bu parayla faiz de ödüyor, kamulaştırma da ödüyor, her şey ödüyor. Özel sektöre verdiği kilowatt saat başına parayı şey yapalım. 7 sent. 7,2 milyar kilowatt saati 7 sentle çarparsanız 450 milyon dolar eder yıllık getirisi. Veya 460 milyon dolar. 20 ile çarparsak? 20 ile çarpmayın efendim, daha dur. Daha 20 nefes alamazsınız. Yani siz bir adım ileri gidemezsiniz. Çünkü başka paralar ekleyeceksiniz ki harcadığınız paraların faizini ödeyesiniz. Ama şimdi bu 450 milyon dolardan şunları düşeceksiniz. İşletme giderleri var. %3-3,5 olabilir bu. İşletme giderleri. 2. Bu tesislerin yıpranmasını kabul edemezsiniz. Çünkü yıpranırsa bu tesis randımanı düşer. Her sene bunun bakımını yapacağız. O da %3-3,5 civarında olur. Bunları da toplarsanız sizin elinizde bir para daha var. Onu ihtiyaten ayıracaksınız kurak seneler için. Kurak senelerde su az gelir ama borcunuzun faizi sabit olduğu için kenarda ihtiyat paranız lazım. Hı hı. Onu düşünmüyorum. Tanrı Sayın Müdür'ü mahcup etmemek için lütufta bulundu sayalım. Her sene aynı miktarda su gönderdi diyelim. Burada bu 450 milyon dolardan elinizde kalsa böyle borç ödemek için, faize vermek için 400 milyon dolar kalır. Peki biraz önce yaptığımız hesabın yıllık faizi ne kadardı? 750 milyon. Buyurun. Bu bir Atatürk barajı rezaletidir. Bir de altını çizelim. Yıllık faiz 750 milyon dolar. Bir kalemin. Bu arada da şey yok, kamuya maliyetine falan. Onlara girmeyelim. 750 Vatandaş milyon dolar sadece yıllık faizi, 400 milyon dolar da geliri. Evet. Ve bununla 20 senede 5 kere ödetiyor. Sayın Müdür'ün akli ve ahlaki durumunun incelenmesi lazım. Bir dakika, benim kafam karıştı ama orada bir şey var ama
işte mesela sulamadaki yıllık getirisi 2,5 milyar dolar falan. Ona müsaade buyurun. Müsaade mi? Onu bir başka dönem sulamadaki getirisini götürüsünü de ayrı konuşabiliriz. Bir dakika ama şimdi. Ben sadece enerji getirisi. Bu kadar bariz bir hata yapılabilir mi? Yani işte nedenini çözmeye çalışıyorum. Çok basit bir hesap ve resmi rakamlara dayanarak yaptığınız bir hesap bu. Yani Enerji Bakanlığı'nın vesaire rakamları. Bunu kendiniz belirlemediniz bu fiyatları. Hayır. 750 milyon dolar sadece yıllık faizi eden bir işe 400 milyon dolar getiri elde ediyorsunuz. Ama 20 yılda maliyetinin 5 katını kamuya çıkartmış oluyor. Onu söyleyen ben değilim. Hayır, bu nasıl matematik oluyor ben onu anlamadım. İşte onun için akli durumunu incelemek lazım Sayın Müdürüm. Bunu bilmeden söylüyorsa burada bir akıl sorunu vardır. Bilerek söylüyorsa bu sefer bu bir ahlak sorunudur. Dehşet verici bir olaydır. Peki bir şey daha merak ediyorum ben. Sayın Müdür'ün söylediği yani yıllık elektrik üretimiyle Enerji Bakanlığı'nınki niye tutmuyor? Sayın Müdür görevliyse... İyi niyetle bilmiyorum yaklaşalım. Ya. Hayır, niye tutmaz? Şimdi ikisi de kamu. Efendim bakın devlet su işleri daima şunu adet edinmiştir. Bir tesis kuracaksa kurulu gücünü vatandaşa satıyor. Yani diyor ki bu değirmen dehşet büyüktür diyor. Vatandaşa diyor ki çok büyük değirmenim var. Çok un çıkacak demektir. Ama sayın müdür görevli olduğu buğday miktarının tespiti konusunda vatandaşa bilgi vermiyor. O değirmenin öğüteceği buğday miktarını vatandaşa söylese vatandaş hemen o değirmenin büyük olduğunu görür ve der ki müdüre ya bu değirmeni bu büyük değirmeni niye yapıyorsun? Bize ahmak yerine koyuyorsun parasını benden alıyorsun yerimi harcıyorsun. Ama bunu söylemiyorlar. Yani küçük bir değirmenle aynı şeyi elde edemiyor. Gayet tabii. Birincisi bu. Ama büyük değirmen satıyorlar vatandaşa. 2400 megawatt. Atatürk Barajı'nın kurulu gücü. Şimdi ben size bir mühendislik kısmından bir fecaat söyleyeyim de. Lütfen biraz detay. Bakın Atatürk Barajı'nın 8 türbinin kurulu gücü 2400 megawatt'tır. Bu sıkıştığı zaman 2600 megawatt güce de çıkabilir. %20-25 artırabilirsiniz bunu belli müddetler içinde. Düşün dördünü, dördü hiç çalışmıyor neredeyse. Şimdi dördüne gelelim. Siz dördü ile... Dördünü full çalıştırırsan nominal değerde ki nominal değerde bir türbinin bir jeneratörün çalışması onun için keyif verici bir ortamdır. O zaman siz yılda 10,5 milyar kilowatt saat enerji üretirsiniz Atatürk Barajı'nda. Yani dört türbini full çalıştırırsınız. 7,2 ise o zaman dört türbin de çalışmıyor. Çalışmıyor. Öyle tabii. Anlaşılıyor yani. Tabii çalışmıyor. Yani 4 türbinin performansı da %60-70'lerde. 2,5-3 türbine falan mı denk geliyor aşağı yukarı evet, ortalama? Evet 2,5-3 türbinle bu Atatürk Barajı i̇şte halledilebilir. O zaman şu soru gündeme gelmiyor. Biz ortalama 2,5 ya bu hesaplar en baştan yapılmaz mı? Ortalama 2,5-3 türbin çalıştırılacağı bir yere niye 8 türbin koyduk o zaman? Efendim o zaman ona geleyim o zaman. Bir özet olarak kaç dakikamız kaldı? Bir 6-7 dakikamız var. O zaman söyleyeyim efendim. Eğer siz barajları başka amaçla yapıyorsanız vatandaşa kandırmak için rakamlarla oynarsınız, kavramlarla oynarsınız, reklamı büyük yaparsınız vesaire yaparsınız. Çünkü vatandaş gerçeği öğrendiği zaman buna müsaade etmeyeceği kesindir. Ve bunu da okumuş yazmışınızla yaparsanız, ve bunu da sizin devşirilmiş yöneticilerinizle yaparsanız ve bunu da siz altına araba verdiğiniz, dört çeker jif verdiğiniz, makam mevki verdiğiniz, yüksek tahsili yaptırdığınız kişilerle yaparsanız bunun arkasında mutlak surette daha büyük hesaplar vardır. Bir dakika. Bakın şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Şimdi vatandaş olarak ben bunu bilmeyebilirim. Evet. Bilemeyebilirim de. Ama bu ülkede 90'lı yıllarda neredeyse her sene bir hükümet değişti. 2002'den beri 10 yıldır bir hükümet iş başında. Şimdi tamam diyelim ki bir yönetim yanlış yapmıştır. Kötü niyetlidir, iyi niyetlidir, yanlış yapmıştır. O kadar çok hükümet geldi gitti ki hiç mi fark etmedi bunu? Hepsi mi hatalı siz hatasızsınız? Benim o konuda yorumum şudur.
demokrasi doğru bir şekilde kendi teorisi, kendi kavramı içinde, kendi hedefleri içinde çalışsaydı, bu hükümet değişiklikleri, bu tür büyük yanlışlara hiçbir zaman sebep olmazdı. Çünkü bunlar teknik konulardır. Siyasetçiler bu tür projelerde içinde doğru olanların önceliğini tayin edebilir. Ya ama zaman, projeye müdahale etmez. Mühendislerin mühendisler suçlu. Suçludur. Birincisi bu. Mühendisler suçlu. Hatalıdır. Bunun altına kim imza atmışsa 3-4 ihtimal vardır imza atarken. Cahildir. Birisi arkasına silah dayamıştır. Korkaktır. Ülkeye ihanet ettiğini bilir ama arkasına silah dayamışlardır, imzalar. Delidir. Akıl fukarasıdır. Bir de karşısına çengi getirmişlerdir, oynatmışlardır. Adam o çengiyi oynatırken önüne imzalayacağı evrakların arasına bu projeleri de koymuşlardır. Gaflete düşürmüşlerdir. Öyle imzalamış. Bir dördüncü ihtimal daha var. Onu ben söylemeyeyim. Bunu imzaladıktan sonra artık geriye siyasetçilerle iş adamlarına kalıyor bu mesele. Bu mesele. Yani mühendisin orada. Ama burada mühendis imzalamazsa bu büyük melanetler asla olamaz. Peki ya bizim şu 750'ye 400 güzel anlayabiliyorum. Şimdi ben siz mühendis olarak tabii sadece unutmayın 750 maliyet gruplarından biridir. Faiz. Sadece 750 milyon dolar faiz olan bir şeyin 400 milyon dolarlık getirisinden bahsediyoruz. Şimdi bugün işte ekranda şu anda ekranın karşısında olan izleyici benim özetle anlamam gereken ne? Atatürk Barajı nedir? Tam bir ihanet yapısıdır. Ama bir dakika ben yıllardır milyarlarca dolar para yatırıyorum buraya vatandaş olarak. Evet. Zaten istenen de o. Senin bütün kaynaklarını böyle yapılara harcattırmak ve seni güçsüz bırakmak, borçlu bırakmak, daha da önemlisi bu barajların başka bir görevi daha var. Hep söylüyorum. Bu barajlar enerji üretiminde görev yapmıyorlar. Aksine zarar veriyorlar. Refah yaratmıyorlar asla. Aksine büyük zarara sebep oluyorlar. Bu barajlar büyük insan hareketlerine sebep oluyorlar. Sosyal maliyetleri var bu barajların. Bir sürü maliyetleri var. Ama bu barajların yaptığı fiziki bir olay var. Bu mudur? Şimdi evet, yönetmenim fiziki bir verecek. Olay var. Bu barajlar fiziki olarak coğrafya yırtıyor. Bu mudur esas mesele? Evet. Bunu ısrarla her programda evet, gösteriyorum evet, ama. Evet. Her zaman söyleyebilirim. Şu sağdaki Büyük Orta Doğu Projesi'nin haritası. Türkiye'ye düşen bölümü. Bu da bizim barajların dizilişi. Evet. Bu mudur asıl mesele? Peş peşe dizilmiş barajların iki nehir üzerindeki meydana getirdiği yırtılmadı. Kesin budur. İddialı mısınız? Bu barajlar verimli değil. Bu barajlar feasible değil. Bu barajlar görevsiz. Mühendislik rezaleti, alçaklığı. Bunlar da en fikir. Yani ısrarlısınız. Ben hesapla konuşuyorum. O zaman ben oturup düşünüyorum. Harita çok şey anlatıyor bu, tabii yani. Bu böyle bir yapılar peş peşe bu iki nehir üzerine niye dizilir? Ya Çoğru üzerinde 10 barajdan 9'unun içinde bekletecek su yok. Sayın Sabancı, Sayın Erbilgin, Sayın Şahenk baraj yapma histerisindeler. Bir kişi de çıkıp bu barajların içinde bekletecek su yokmuş. Vatandaşın biri bağırıyor. Siz niye yapıyorsunuz diye sormuyor bunlara. Peki bu saatten sonra o zaman şimdi size itiraz, yani daha doğrusu yetkililerin çıkıp size itiraz etmesi gerekiyor. Etsinler efendim, assınlar beni. İşte diplomam. Adresim belli. Silivri'ye de razıyım. Ama bu neticeyi değiştirmiyor. Yani değiştirmiyor. Ben onu kabul etmiyorum. Siz matematikle konuşuyorsunuz. Ben matematikle konuşan biri istiyorum. Benim işim o. Ben siyasetçi değilim. Yoksa sabaha kadar, hukukçu, mimar sabaha kadar değilim. Bu iş doğrudur yanlıştır tartışırız. O biz vatandaş olarak hamaset yaparız ancak. Siz mühendis olarak bir hesap ortaya koyuyorsunuz. Evet. Bu hesaba karşılık ben bir hesap istiyorum. Evet. Ve bu ülkede 55 bin tane inşaat mühendisi varız. Ya 5,5 tanesi çıksın da desin ki sen ne halt ediyorsun be kardeşim desin ya. 5,5 tanesi. Yok diyorsun. Yok. İçinde akrabalarım var, yakınlarım var. Benim büyüklerim var. 90 yaşında inşaat yüksek mühendisi benim söylediklerime itiraz ediyor. Seviniyorum.
ilgilendi diye. Ama yetkililerden çıt yok. Çıt yok. Bu arada hatırlatayım. Enerji Bakanı Sayın Hilmi Güler zamanında Veseloğlu'yla bu işi konuşun diye evet. ortam yaratıldı. Sayın evet. Eroğlu gelmedi. Gelmedi tabii. Gelmeyeceğini Veseloğlu'nu iyi tanıyan yani, mühendis. Burada kendi kendimize konuşuyor değiliz. Bizzat evet, tabii, bakanlar tabii. düzeyinde bu işi bir konuşun. Ama Çetin Bey 8 aydır konuşuyoruz. Siz burada, uzun yıllardır konuşuyorsunuz da. Ben 5 senedir yırtınıyorum. 6 senedir. Her şey İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde şu göçü önleyelim evet. diye başladı. Evet öyle çıktık yola. Yani daha doğrusu bugün yaptığımız. İstanbul'u kurtarmak için yola çıktık. Bugün yaptığımız göçün maliyetinin İstanbul'a nasıl engelleriz diye başlayan evet. bir süreç bu. Evet. Siz yeni Yusufeli'ne yer bulmak için. Gidip araştırdıkça bunlar çıktı ortaya. Yeni Yusufeli'ne yer bulmak için yer bulamamışlar. Gideyim yardım edeyim dedim. Yusufeli'yim. Gittim Yusufeli'ne yer aradım. Yer ararken bir takım tuhaf şeyler dinledim. DSE'nin saygısızlığını gördüm. Yusufelilere, Yusufeliler düzgün, munis insanlardır. Devletine, milletine bağlı. DSE'nin onlara tavrından rahatsız oldum. O zaman Allah bir yerden herhalde dedi ki kulum şöyle bir cümle söyle dedi. Ben bu baraja karşı çıkacağım dedim. Ama geldim dedim ki ya bak karşı çıkacağım da nasıl çıkacağım? Hesap. Hadi oturalım hesaba dedik. Süre bitti. 7 sene oldu. Süre bitti. Son olarak geçen programın sonunda bu arada 3 hafta üst üste yapacağız bugün dahil. Bunun altını çizelim. Her 3 hafta cuma günü burada Atatürk Barajı'nda konuşmaya devam edeceğiz bu arada. Geçen programın sonunda yani 11. programın sonunda dediniz ki bu barajlar yıkılmalıdır. Aynen öyle. Israrlı mısınız bu savınızda? Efendim bu sav değil. Tespit. Allah birdir inanıyorum. Bu barajlar yıkılmalıdır inanıyorum. O kadar diyorsun. Bu kadar net. Çünkü bu barajların %90'ı boş yere yapılmıştır. Başka amaçlarla yapılmıştır. Yani şu harita mıdır gerçekten? Bu haritanın ekonomik yani ülkeye diz çöktürme planı çerçevesi içinde bu haritanın dışındaki barajlar da bu çerçevenin içine girer. Bu haritayı rahat uygulamak için sana diz çöktürmeleri lazım. Bunun için Kızılırmak'ın üzerinde de boş baraj yaptırırlar. Yeşilırmak'ın üzerinde de başka yerde yaptırırlar. Yani Ilısu Barajı'nda bekletecek su mu var? Dicle üzerinde. Sayın Özen bunları konuşmaya devam edeceğiz. Bu Atatürk Barajı meselesini kapatmayacağım. Haftaya konuşuruz mühendislik rezaletini. Ve bu arada çok açık bir çağrı yapıyorum. Evet. DSİ'den ben mühendisim diyene kadar. Yani bir ünvanı olsun olmasın. Bu önce kitabı okuyup hesapları bir kontrol etmek kaydıyla bu hesapları çürütebilecek herkese de burada bu stüdyoda kapım açık oturup burada tartışabiliriz. Çünkü evet. Sayın Özen yıllardır bunu istiyor. Biri evet. beni mahcup etsin de bari ben de bundan kurtulayım. Peki Sayın Özen haftaya devam cümle, edeceğiz. Son cümleyle bitirelim. Bir kere seçilmiş ve atanmışlar. Gelmek istedikleri makama gelmek için topluma verdikleri sözlerden farklı şeyler yapıyorlarsa, sözleri yerine getirmiyorlarsa bunu seçenlere, atayanlara açıklamaları gerekir. Birisi bu. İkincisi seçilmiş ve atanmışların yanlış yapma hakları yoktur. Yaptıkları her hatanın cezasını çekmeleri gerekir. Bunu da evet. göreceğiz. Eğer izah etmiyorlarsa fikri dolandırıcılıktır. Ayrıca onu da söyleyeyim. Sayın Özen, haftaya cuma yine buradayız. Yine bunları konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum şimdilik. Süremi de zorladım. Yani ben sizi tebrik ediyorum ama diğer medya buradan sesimi duymuyor. Valla biz duyurmaya devam edeceğiz. 3 hafta üst üste mühendis Naci Özen'le birlikteyiz. Ben bunu çok net söyledim. Bu işleri birileri çıkıp çürütene itiraz alenen yani matematik olarak itiraz edip çürütene kadar ben bu meseleleri konuşmaya devam edeceğim. Durup konuşmaya devam edeceğim. Ta ki yetkililer de insafa gelip ya orada neler oluyor diyene kadar. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ve en önemlisi bakın yapılıyor. Vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşça kalın efendim.